Sevgili Ahmet Güngör, bizim bir sevdadır Karadeniz yapımcısı. Sevgili Ahmet Bey, izliyor musun? Çok anıları vardı. Bugün yine bir anını anlatacağım, hiç merak etme. Efendim, biliyorsunuz Bir Sevdadır Karadeniz programını yapan Ahmet Güngör. Evet, o bizi izliyor şu anda. Selamlar gönderelim ona. Onunla yine yaşadığımız bir anımız var. Az önce de patronumuz buradaydı, Fuat Kuş. Ya dedi, bu dedi daha bu televizyona başlamadan önce bu geldi böyle işsiz misiniz? Ya bunu ben dedi tanıdık. Buna dedi bir yere işe koydum onu. Mezarlığa bunu işe koymuş ilk önce. İstanbul'a ilk geldiği zaman. Ya bir gün sonra dedi bu işi bıraktı. Sordum ha ki Ahmet niye mezarlıktaki işi bıraktın? Bizim Ahmet Güngör Fuat Kuş'a, patrona şöyle demiş. Ya dedi ne yapayım? Herkes baktım mezarlıkta yatağa, bir çalışan benim, onun için işi bıraktım. Böyle de bir adam. Ama şimdi güzel programlara imza atıyor. Selamlar gönderelim. Sevgili Ahmet Güngör, Bir Sevdadır Karadeniz, az önce ya dedi anılarımı niye anlatıyorsun dedi ya. Bir daha dedi o anıyı al sakın al. O, ya bunda anı çok bizde. Gidi Ahmet abi, hatırlıyor musun? Sevgili Ahmet Güngör, hatırlıyorsun değil mi? Ya bundan yıllar önce Ahmet abinin bir yakını vefat etmişti. Biz de oradaydık. Gitmiştik, o ara tabii yıkama işi bitti. Hocaya bu çıkardı. O zamanın parası 20 lira para verdi. 20 lira para verince hoca da böyle bir baktı. Ya dedi yani kardeşim dedi, yani 20 liraya cenaze yıkılmaz deyince öyle sinirli sinirli bizim Ahmet Güngör, parayı da çok sever. Ya dedi ne diyorsun hoca dedi, 20 liraya beğenmişsin dedi. Ha aşağıda dedi 5 liraya tir yıkayalım. Evet, selam olsun ona. Çok anılarımız vardır onunla. Tabii bir aha geldi de Ahmet Güngör. Ahmet abi harika bir foto. İşte arkadaşlar az önce anlattım ya sizlere. Ya o kadar anılarımız var ki bundan. Yok arkadaş ya. Gene bir anı buraya gider. Ahmet abi yıllar önce Samsun'dan geldi. Hatırlıyor musun Ahmet abi? Şeyden dolmuşa bindik. Tabii dolmuşçu bağırıyor. Eyüp Fatih, Eyüp Fatih. Neyse lan gidiyoruz gidiyoruz, bu yerini bulacak. Dedim hacı Ahmet abi ya ne zaman sen ineceksin? Ya dedi ne acele ediyorsun? Bırak da ismimizi söylesinler. O zannediyor ki Ahmet diye bunun ismini söyle böyle inecek. Yani semt isimlerini sayıyor ya, Eyüp Fatih, Eyüp Fatih. Bu da zannediyor ki Ahmet Güngör diyecek şoför. Gidi Ahmet abi. Nereden nereye? Evet, bizim Cumhurbaşkanımız öyle diyor ya. Nereden nereye? Aynen öyle. Nereden nereye şimdi oldun büyük yapımcı. Çayı da içiyorsun maşallah, afiyet olsun. Bu fotoğrafı sakın çerçeve yaptır, bunu bir yere as. Yakışır. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Ahmet Güngör, senin işlerin de bu işler. Sevgili Ahmet Güngör abimiz, biliyorsunuz Bir Sevdadır Karadeniz. Sevgili Ahmet Güngör, ya diyor damatla beraber seni izliyoruz. O damat, daha senin sırtın yere gelir mi? Merve'yi öpüyorum. Buradan mutluluğu daim olsun. Tabii düğününe gidemedik. Memleketteydik. Mecburen memleketteydik. Ama şimdi tabii Ahmet Güngör'le bizim çok anılarımız var. Damat Bey, o kadar anılarımız var onunla. Anlatamam sana. Anlatamam sana. Yıllar önce senin abu kayınpederin var ya. Evet, aslında bunlar yayında da pek denmez ama mecbur kaldık. İlla dedi o anıyı söyleme ama yok, o anıyı anlatacağım. Neyse İstanbul'a geldik o zaman. Daha ben Ahmet Güngör'ü öyle tanıdım zaten. Lan bir baktım böyle Güngören'de geziyorum. Biri baktım imdat, imdat, imdat. Lan bir baktım ki kuyunun içine düşmüş bizim Ahmet abi, Ahmet Güngör. Lan baktım ki bizim Ahmet Güngör. Dedim Hacı işte imdat imdat, kurtar beni deyip. Geldim tam kuyunun başına, baktım iki ayağı kuyuda. Ahmet Güngör'ü kurtaracağım ama dedim ki bunu şimdi böyle kurtarıp olmaz. Dedim bak Ahmet abi dedim. Seni kurtaracağım buradan ama bir. Bak aynen dediklerimi hatırlıyorsun değil mi Ahmet abi? Evet, bir dedim. Bu zamparalık işini bırakacaksın. İki, alkolü bırakacaksın. Üç dedim, ha bu kumar oynamayı bırakacaksın. Deyince ha böyle gözlerime bir baktı. Yani beni kurtar daha demedi. Hani aynen böyle. Ya başka biri yok mu? İmdat, başka biri yok mu? Böyle de bir anımız vardır ondan. Selamlarımızı gönderelim. Yani onları bırakmam dedi. Ben kuyuda dururum. Selamlar, saygılar. Tabii bu işin latifesi Ahmet abimiz, bizim canımız, ciğerimiz. Onun için takılıyoruz ona. Ev halkına, yengemize, onun çok balıklarını yemişiz yıllar önce. Yine kızımız Merve'ye, damat bey, damat beyin ismini bilmiyoruz ama damat bey, kızımıza iyi bak. Bak ben sana söyleyeyim. Yani kızımıza iyi bak.
bu devirde öyle cici hanımefendi kız herkese nasip olmaz. Mutluluğunuz daim olsun inşallah ve devam edelim. Sayfamıza geçelim yönetmenim. Sayfamızda ne var ne yok onlara da bakalım. Ve ondan sonra toparlayacağız ve bugünü tamamlayacağız inşallah. Evet. Hemen gelen mesajlara bakalım. Aa, fotoğraflar geldi. Açalım işte. Ahmet abi anlattık geldi. Evet tam ekran ver. Evet görüyorsunuz şu anda. Bu, sanki burada da 25 yaşına delikanlı ya. Kürekleri kullanıyorsun. Ne kullanıyorsun anlayamadım. Evet şu anda kahvaltı yapıyorlar. Afiyet olsun. Damat beyi de geriden çekmiş. Ula uşağın yüzünü göstersen bize de mübarek. Evet damat beyi de selam olsun. Evet yine Ahmet abi çay içerken bu fotoğrafı gelmiş. Aile fotoğrafı damatı kızı eşiyle beraber bu fotoğrafı bizlere yollamışlar. 7 kameraman yönetmenimle beraber yine asistan Alparslan var. Yerim onu ben 5 aylık Alparslan'la beraber bu yayını sizlere ulaştırdık. Sevgili genel müdürümüz Ertan Yıldız, Fuat Kuş, Yalçın Kuş, Yasin Kuş, yine Kara Davut o da biraz rahatsız geçmiş olsun. Ve yine sponsorlarımız Demir Kapı'ya, Karadeniz Mutfağı'na, Nurettin Bey'e, oradaki arkadaşlarımızın hepsine yine diğer sponsorlarımıza desteklerinden dolayı teşekkürler. Yarın görüşmek umuduyla hepinize saygılar sunuyorum. İsmail Sarıgüzel, Çapa Hastanesi, sevgili hocam saygılar selamlar sana da gönderiyoruz. Biraz dedi zayıflaman lazım dedi yoksa error veriyorsun dedi. Hocama da selamlar gönderiyorum ve bu güzel kliple sizleri baş başa bırakıyoruz. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek umuduyla hoşçakalın.